Bu adam İstanbul'u nasıl fethetmiştir? Bunun temeli nerede yatıyordur? Gelin inceleyelim. Fatih 1432 yılında doğmuştur. Fatih doğarken babası Kur'an okuyor. Muhammed suresini bitirip Fetih suresine geçiyor. Nitekim iki sure yan yana. II. Murat, Ravza-i Murat'ta Gül-i Muhammed'i açtı diyor. Ve Muhammed'den müteşekkil Mehmet ola, fetihler ona müessir olur diyor. Hiç Muhammed ismi verilmezdi Osmanlı'da genellikle. Padişahlar olsun, halkı tebaaya olsun. Çünkü edepten dolayı Mehmet verilirdi. Mehmet daha doğrusu. Küçük Muhammed demek. Biz kimiz ki Muhammed ismini taşıyalım derlerdi. Burada bir anekdot. Gazneli Mahmud'un yardımcısı var Muhammed adında. Gazneli Mahmud hep Muhammed diye çağırıyor yardımcısını. Bir gün babasının ismiyle çağırıyor. Tabi hizmetçisi üzülüyor. Neden peygamber isminle anılmadığı için üzülüyor. Evladım abdestim yoktu diyor Gazneli Mahmud. İşte yani ecdadımız Gazneli Mahmud'dan Fatih Sultan Mehmet Han'a büyük bir medeniyetli. II. Murat devri. II. Murat kuşatmış. Fatih doğmadan önce İstanbul'u fethedememiş. II. Murat ve diğer ondan önceki ecdadının Osmanlı padişahlarının yüreğinde Ertuğrul Gazi'den itibaren İstanbul fethi yatıyordu. Lakin hiçbirine nasip olmuyordu. II. Murat da denedi tabii İstanbul'u fethetmeyi. Ona da nasip olmadı. Evet, bir gün Hacı Bayram Veli İstanbul'a gelir. II. Murat Hacı Bayram Veli'ye sorar. Ya şeyhim der. Bu belde nasıl bir beldedir ki fethedemiyoruz. Bize nasip olur mu der. Hacı Bayram Veli de cevap verir. O esnada Hacı Bayram Veli'nin müritlerinden biri vardır. Akşe, yani bizim tabirimize Akşemseddin. Sana bana nasip olmaz Murat der, sultanım der. Bu bizim Akşemseddin'le beşikteki bebeğe nasip olur der. O esnada Beşikli Fatih, beşikteki bebedir. 1432'li yıllar. II. Murat akıllık eder ve Akşemseddin'i Fatih'in terbiyesini ister Hacı Bayram Veli'den ve alır. Sonra Fatih büyür, 7 yaşında hafız olur. Çünkü ecdadımız biliyordu İstanbul'un maneviyatla fethedileceğini. Nitekim manevi gelişim, olgunluk olursa maddiyat da olur. Fatih Sultan Mehmet Han örnek bir Müslüman emsaliydi. Günümüzün Müslüman kişiliğine yakışmıyordu. Günümüzde Müslüman denince yani zikir çeken, sadece camide namaz kılan vesaire. Ama Müslüman bilimde, ilimde, her şeyde ön planda olan, sabıkul öncü tabirinde topluma öncü olan insan demektir. Teslim olmuş insandır Müslüman. Örnek Müslüman şahsiyet Fatih Sultan Mehmet Han, Şehzade Mehmet şöyle yetişti. Çocukluğunda hocaları Molla Gürani, Molla Yegen, Molla Hızır, Akşeh, tefsir alanında, hadis alanında, tıp alanında Akşemseddin tıp alimidir. Coğrafya alanında, askerlik alanında yani mühendislik alanında 7 tane dil biliyor. Hafız, işte Müslüman dediğim böyle olur. O zamanlar şehzadeler böyle renkli yetiştiriliyordu zaten. II. Murat oğlunun böyle yetişmesine en büyük vesilelerden biridir babası. Annesi hocasına teslim etmiştir, dövebilirsin demiştir. Dövmekten kasıt nasıl? Yani şımarık yetişmemesi. Çünkü Fatih yaramaz ve şımarıktı çocukluğunda. Dövmekten kasıt burada terbiye etmek manasında. Yani Molla Gürani'ye sopasını gösteriyor Fatih'e. O zaman terbiye ediyor. Dövmekten kasıt bu. Terbiye etmek, şımarmamasına vesile olmak. Korkutmak, yani hocanın sözünü dinlemesine vesile olmak. Annesine diyorlar ki Mara Hatun. Annesi bir Sırp'tı. Hani bunu şu an günümüzde YouTube'larda birinci trende düşen insan diyor. Ve babası diyor. Yani Öcalan'ı yargılayan insan diyor. Fatih'in annesi Hristiyan'dı, annesi Hristiyan'dı. İsim vermekten de korkmayayım. Oğuzhan Uğur ve babası diyor. Annesi Hristiyan'dı diye. Annesi Hüme Hatun'du. Tüm Osmanlı kroniklerine, tarihçilerine bakalım. Hüme Hatun. O bir iftira. Annesi Hüme Hatun'dur. Kastamonu Beyinin kızı veya yeğenidir. II. Murat'ın eşidir. Nitekim Mara Hatun'la Fatih doğduktan sonra evlenmiştir II. Murat Han. Burada bir anekdotu bahsedeyim. Evet, Fatih annesi babasının terbiyesiyle, hocalarının terbiyesiyle ve kendi zekasıyla, istidadıyla çok güzel yetişmiştir. Evet, Manisa'ya staja gönderilir. 1600 yıllara kadar şehzadelerin yetenekli olmasının sebebi staj görmeleriydi. Ondan sonra staj göremediler. Osmanlı yıkılışa yavaş yavaş maalesef gitti. O günlere de geleceğiz inşallah ileriki videolarda. Fatih Sultan Mehmet staja gitti. Sonra II. Murat, belki de Hacı Bayram Veli bu beşikteki bebeği fethedecek İstanbul'u tabiriyle. Oğlunu tahta kendisi çekilip oğlunu tahta bıraktı. Ama hazır değildi Fatih. Ama
onun için iyi bir tecrübe oldu. Çünkü 12 yaşındaki bir çocuk tahtı görmüş oldu. Koskoca imparatorluğun imparatoru olmuştu Fatih. Birkaç sene durdu. Çandarlı istemedi, bazı vezirler istemedi, askerler isyan etti. Fatih inmek zorunda kaldı. 1448'de beraber babasıyla savaşa katıldı. Babası tekrardan Manisa'ya uğurladı. Babasıyla son görüşmesiydi. Babası 1451 yılında vefat etti. Fatih tahta geçti. 19 yaşındaydı. 19 yaşında tahta geçiyor. Şehzadelik zamanında Osmanlı tahtına geçmiş. Ve Manisa'da Sancakbeyliği yapmış. Yanındaki insanlar, Zaunos paşalar, efendime söyleyeyim, hocaları, lalaları çok efsane. Fethe her şeyin hazır olması gerekiyor. Hiçbir eksikliğin olmaması lazım. Müslüman hiçbir yerde boşluk bırakmaması ve eksik bırakmaması gerekiyor.